Azeri'nin o güçlü sesiyle dediği gibi artık Karabağ'ın her yerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor bütün ihtişamıyla. Karabağ meselesi artık kapanmıştır. Sözde kurulmuş olan hiç kimsenin tanımadığı cumhuriyette kendini lav etmiştir. Bundan sonra Karabağ meselesi bitmiştir. Karabağ, Azerbaycan Türklerinin göz bebeği, Ermenistan'ın işgal ettiği, katliam yaptığı, işkence yaşattığı ve 1 milyondan fazla Azerbaycan Türk'ünü göçe zorladığı yerdi. Ve yıllar boyunca dünyanın görmezden geldiği, işgale göz yumduğu, acıların yok sayıldığı bir bölge olarak kaldı. 30 yıl boyunca. Onlar bizim çocuklara kıydılar. Kadınlara kıydılar. O bizim çocuklarımıza, kadınlarımıza, kıyanlara özlerine kahraman elədilər. Bu çok ağırdı. Yani bunların altını o Ermeniler elə çok Allah götürmez bunu. Zulmü götürür, zulmü götürmez heç zaman. 30 yıl önce Hocalı'da 613 Azerbaycan Türk'ü katledilmiş, binlerce kişi karlı bir Şubat günü yalın ayak göçe zorlanmıştı. Dünya o acılara sessiz kalmıştı. Bunu gösterelim, bunu görsün insanlar. Ayak parmaklarınız yok. Soğuktan dondu. Ermenilere esir düşmemek için 12 gün yol geldik. 12 gün. Karların altında değil mi? Karların altında evet. Don oldu. 4. dereceli don vurma oldu. En son derece. Yani ezalar çürüyürdü. Çürüyüp kopurdu. Ayaklarımı sargıdan atırdılar, parmakları tökülürdü. Yani kaldırırdı, parmaklarımı kaldırırdılar, parmağım öz özüne tökülürdü. Yani düşürdü. O derecede çürümüştü ayaklarım. O ağrı benim yadımdan çıkıptı. Yani ben o ağrıları, ama menevi ağrıları unutmak mümkün değil. Ermenilerin bize vurduğu esirlerimize, yer yurdumuza, bütün her şeyimizi silibdiler. Bu acılar geçer. Ben unutmuşam bu acıları yani. Ama manevi acı hiç zaman geçmez. Hiç zaman. Kan içindeydi. Ay, ay, ay yavrum. Eli elime değdi. Könlümün sevgili mehbub meni. Milletin toprakları dünyanın gözü önünde gasp edilmiş, 1 milyondan fazla insan evini, toprağını terk etmek zorunda kalmış. Ermenistan, Azerbaycan toprağı olan Karabağ'a saldırmış, cebren kuşatmış, Azerbaycan Türklerini öldürmüştü. Bu olay 30 yıllık zulmün adı olarak kayıtlara geçmişti. Bu zulm artık bitmeliydi. Elbette bitecekti. 30 yıllık sabır 27 Eylül 2020 pazar sabahı taştı. O sabahtan sonra bambaşka bir Azerbaycan sahadaydı. Zengilan bizimdir. Karabağ bizimdir. Düşman bizim karşımızda aciz. Düşmanın belini kırırız. Kıracağız. Eylül 2020'de Ermenistan, Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırı düzenlemiş. Bu olaydan sonra Bakü yönetimi savaş hali ilan etmişti. Azerbaycan temkinli, istekli, kararlıydı. Çünkü yıllarca diplomasinin, anlaşmaların sonuç vermediği bu sorun adeta kangrene dönüşmüştü. Bu iş artık bitecekti, bitmeliydi. Yıllardır çözülemeyen Karabağ meselesi artık çözülecekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de tam da bu hususta her defasında yumruğunu masaya sert vuruyor, dünyaya kararlılık mesajları veriyordu. Düşman bizim karşımızda acizdir. Düşmanın belini kırırız, kıracağız. Karabağ bizimdir, yaşasın Azerbaycan, eşk olsun Azerbaycan halkına. İki
2020 yılında bir kez daha dünyanın gözünü çevirdiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için mücadele verirken Ermenistan, Azerbaycan Türklerini tıpkı 1. Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi yasaklı bombalarla öldürüyordu. Savaş suçu işliyordu. Allah'ım yardım et. Ya Rabbim yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et. Azerbaycan'ın Karabağ sınırına yakın şehirleri Gence, Berde, Tertere, Simerç füzeleriyle saldırıyordu Ermenistan. Dünyanın gözü önünde yine katliam yapıyordu. Evet, çıkartıldı. Adam orada var. Yaşananları anlatmak için çoğu zaman kifayetsiz kaldı kelimeler. Kendimin sevgini mehbub beni. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. Küçüktü o. Küçücüktü. Bir füze kopardı onu bu hayattan. İnsanlık dışı saldırıların yaşandığı o günlerde ise dünya yine kördü, dünya yine sağırdı. Evet, şu an bir yaralıya daha ulaşıldı. Evet, kan revan içinde tabii. Halil, net gösterme lütfen. Nerede bu insanların günahı? Soruşmak isteyerek. Ki sivil insanlarda hiçbirinin hiçbir günahı yoktu. Onlar sadece evlerinde yatıblar bu saatte. Körpeler, uşaklar, onların ne günahı var? Katil Paşinyan. Nerede Fransa'sı? Nerede başka ülkeleri? Niye bakmıyor buna? Siviller ölüyor burada. Burada var mı bura? Bura söyleyeyim size. Okulun tam karşısı. İkinci Karabağ Savaşı sürerken Ermenistan'ın katliamları durmak bilmiyordu. Berde'de çok sayıda ölü var, yaralı var. Burası şehrin göbeği. Kafamı nereye çevirsem gerçekten bir cenaze görüyorum. Bir kız çocuğu, bir de babası. Bombaya ne günahı var körpe çocuğun? Açmayın lütfen, lütfen. Berde'deyiz şu an. 21 kişinin öldüğü, 70'ten fazla kişinin yaralandığı noktadayız. Burası şehrin merkezi, göbeği. İşte füzenin parçaları da burada. Gazanfer Ahmedov yanımızda. Kendisi Azerbaycan'da bomba imha uzmanı. Nedir bu Simerç füzesi? Misket bombası nedir? Nasıl bir etkisi var? Şu füzenin İçinde evet. Bunun gibi 70 tane 72 tane bambele bombacılık var. Ansı ki göğde açılır, patlama baş verir, göğde açılır ve 72 tane bomba indirilir şehrin ortasına. Her bombacılığın içinde 330 gram patlatıcı madde var ve 456 şrapnel. Sadece şu bir tanesinin evet, içinde. Evet, bir tanesinin içinde 330 gram patlatıcı madde ve 456 şrapnel. Bu bir katliam. Evet. Bu yasak bir bomba. Evet. Günler geçtikçe sivil kayıplar artıyordu. Azerbaycansa intikamı cephede alıyordu. Adım adım Karabağ'da ilerliyor, Ermenistan tarafından işgal edilmiş toprakları birer birer kurtarıyordu. Azerbaycan halkının gözü kulağı cephe hattında. En çok da kadim şehir Şuşa'daydı. Halk Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını beklerken bir askerin heyecandan ilk defa CNN Türk'e sarf ettiği bu sözler büyük heyecan yaratmıştı. İyi misiniz? Süper. Ha? Yaşasın Azerbaycan. Ya Fuzuli'deyiz biz de şu an. Ama biz şu an Azerbaycan. Şuşa'ya gidiyoruz. Şuşa'ya gidiyorsunuz. Evet. Ekmek çöre yaparız. Ekmek götürüyorsunuz oradaki askerlere. Evet. Evet. Yolunuz açık olsun. Şuşa alındı galiba. İki devleti. Değil mi? Şuşa alındı. Evet. Şuşa askerin bu sözlerinden iki gün sonra yani 8 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını ulusa sesleniş konuşmasıyla böyle açıklamıştı. Aziz Şuşa, sen azatsan. Aziz Şuşa, biz kaydımışız. Bu açıklamadan sonra artık savaşın sonuna geliniyordu. Ermenistan gitgide güç kaybediyordu. Ağır kayıplar veriyordu. Yenilginin ilanına doğru gidiyordu adeta.
Öyle de oldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım gecesi yenilgiyi kabul etti. Rusya'nın arabuluculuğuyla 30 yıldır işgal edilen Azerbaycan topraklarından Ermenistan'ın geri çekileceğine dair mutabakata imza attı. Azerbaycan'da o gece zafer böyle kutlandı. Ne oldu Paşinyan? Gözümüzle aydın Azerbaycan halkı. Bizim torpaklarımız azat oldu. Öpürüm, bağrıma basıram. Gözümüzle aydın olsun Azerbaycan halkını. Ay, kazandık! Kazandık Fulya Hanım! Bizim Karabağ bizimdir! Vatanı sevmeyen insan olmaz. Ayaman. 2881 Azerbaycan askeri şehit düştü. Adres gözetmeden sivil yerleşim yerlerine füzeler attı Ermenistan. 93 sivil şehit düştü. 4186 ev kullanılamaz hale geldi. Tam 44 gün sürdü savaş. Sonunda gasp edilmiş Azerbaycan toprakları aslına rücu etti. Ermenistan bölgeden çekilirken çok büyük zarar bırakarak gitti. Giderken ağaçları bile kestiler, mayınlar döşediler. Laçin'de çok dramatik bir tablonun tam da ortasındayız. Ermeni güçleri bu bölgeyi terk etmeden önce ağaçlara da kıydılar. Onlarca ağacı kestiler, öyle gittiler. Karabağ'da şimdi binalar yükseliyor. İş makinalarının biri gidiyor, biri geliyor. Mayından temizlenen bazı bölgelere göç başladı, Zengilan gibi. Karabağ genelinde yaşamın yeniden başlaması için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ama inanın ki maksimum kısa müddet içerisinde kademeli yollarla, merhaleli yollarla biz insanlarımızı o bölgelere kaytaracağız. Azerbaycanlılar yeniden Karabağ'da yaşayacakları günü bekliyor. Tıpkı sanatçı Firuz Sehavet gibi. Bir gün onu zaferden sonra Karabağ Adam'daki evine götürmüştük. Bir evi yoktu aslında. Ermenistan Karabağ'da taş üstünde taş bırakmadı çünkü. Ama o yıkık dökük de olsa evinin duvarlarını 30 yıl sonra öpmüş, Karabağ ilk kavuştuğunda gönlünün derinlerinden kopan bu türküyü söylemişti. Benim, ana vatanım, ana vatanım, adamım benim. Ana vatanım, ana vatanım, adamım benim. Çok güzel, ana vatanınızdasınız. Ana vatanımdır, bəli. Aslında ana vatanımdır, bəli. İnanırsın, o kadar gururlanıram ki, o kadar belə xoşam ki, kanatlarım yoxdursam. Yeniden dönecek misiniz adama? Yeniden bir yaşam alanı, yeniden evler. Burada yine olacak mı? 100% bizim burada tabiat topraklarımız. Biz inan cemaat hamısı, köyün cemaati hamısı pusatları gözdür ki yani cemaati bıraksınlar da görürsünüz yani indi bırakmalar. Herkes gelecek. Herkes gelecek, herkes gelecek. Bəli, gelecek. Hamı istəyir. Hamının ürəyi burayla atır, belə çarpanır. Binlerce silaha el konuldu. İşte biz de Halil Kahraman'la beraber o silahları görüntülüyoruz. Ermeni çetelerine ait toplanılan silahları gösteriyoruz sizlere. Bunların hepsi Hankendi ve Hocalı'daki depolarda, sığınaklarda ele geçirilen Ermeni gruplarına ait, silahlı gruplara ait silahlar, mühimmatlar. İşte bunlar bu şekilde toplanıyor ve sayım işlemi de yapılıyor. Bakın sandıklar bulundu, sandıklar açılıyor. Orada Azerbaycan askerleri sayım yapıyorlar. Ele geçirilen mermileri, silahları, mühimmatları sayıyorlar. O bölgede kalan Ermeniler de Karabağ'dan ayrıldı. Arabalar gidiyor, Ermenistan'a doğru gidiyor. Karabağ'da yaşayan Ermeniler Karabağ'dan ayrılıyor. 30 yıl önce aynı bu yollardan Azerbaycan Türkleri geçti. Öyle arabayla falan değil, yalın ayak.
buz gibi karların altında günlerce yürüyerek Karabağ'dan koparıldılar. 30 yıl sonra Ermeniler ayrılıyor. Yol aynı ama hikaye farklı. Onlar bir zulümle karşılaşmıyorlar. Azerbaycan, gitmeyin, kalabilirsiniz diyor. Azerbaycan kimliği alıp yaşayabilirsiniz diyor. Biz yaşadığımız acıları başkasına yaşatmayız diyor. Bizim işimiz sivillerle olmaz diyor. İşte Ermeniler güvenli bir şekilde geçebilsin diye güvenlik önlemleri alıyor. Bu da yakıt, su gibi yardımlarda bulunuyor. Tuz uyuyacağım. Da? Все уезжают, я тоже уезжаю. Ne dedi? Dir herkes gidiyor, biz onun çocuğuyuz. Herkes gittiği için gidiyor. He. Peki normalde kalabileceğini biliyor mu? Azerbaycan kimliği alarak yaşayabileceğini biliyor mu? Вам же сказали, вы можете остаться, если не хотите уезжать. В Ереване живет. Дочка в Ереване живет. Внуки там. Бабу. Но я хочу ехать туда, чтобы дочь была там. Ne dedi? Dir, o kızım, oğlum, torunlarım orada yaşadığı için dir, ben de oraya gidiyorum. Ermenistan'a gidiyorum. Erevan'a gidecek. Erevan'a gidiyor. Evet. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamış mı Azerbaycanlılar tarafından? Вот когда по дороге едете, кто-нибудь вас обижает, кто-нибудь что-то говорит? Нет. Пока мы не. Никто не обижал. Her şey kaydasında. Все в порядке, да? То есть никто. Да. Öyle bir sıkıntı yok. Ne diyor? Bir sorun yok. Her şey normal, iyi. Gidiyoruz. Bundan sonra Karabağ meselesi bitmiştir. Artık Karabağ'daki göçenler, bölgeyi terk edenler sağlıklı bir şekilde bölgeden göçmüşler. Kalanlar ise Azerbaycan vatandaşı olarak tescillenmişler. Bu saatten sonra Azerbaycan hukukuna maliktirler. Azerbaycan ceza hukukuna, Azerbaycan vergi hukukuna ve Azerbaycan devletinin sunduğu haklardan hepsini istifade etmek üzere bölgede kalmışlardır. Dolayısıyla bölge asıl sahiplerine geri verilmiştir. Bundan sonraki süreç içerisinde bölgeden 30 yıl önce, 31 yıl önce göçenler geri gelecekler. Kendi doğma topraklarına, ana baba topraklarına gelecekler. Kendi mezarlarını tamir edecekler. Ata babalarının kendi evlerine göçecekler. Azerbaycan bu süreci sağlıkla yürütüyor. Birleşmiş Milletler'in de bu bölgeye getirerek bunu uluslararası anlamda da hiç kimsenin zorla gönderilmediğini, bu bölgeden herkesin sağlıkla kendi isteğiyle gittiğini, kalanların da Azerbaycan vatandaşı olarak tescil edildiğini bir defa daha ilan etti. Türkiye'nin desteğiyle artık Karabağ problemi tamamen bitmiştir. Bundan sonraki süreç artık hukuki süreçtir. Bundan sonraki süreç artık sosyal kültürel süreçtir. Bundan sonraki süreç artık yerleşim problemidir, iskan problemidir. Artık Karabağ problemi çok şükür ki nihayete ermiştir efendim. Bugün burada kaldırdığım bayrak burada ebedi dalgalanacak ve biz burada ebedi yaşayacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan. Yıllardır, 30 senedir artık Karabağ'da dövüşler gitti. Bizim topraklarımız işgal altında oldu. Şükürler olsun ki artık işgaldan azad oldu esir topraklarımız. Gurur verici bir histi ki tarihi Azerbaycan topraklarında iller sonra hakkın yolu olan Azerbaycan bayrağı orada dağlanmaktadır. Hak oradadır. Tabii ki hoşbaxtlık ve gurur hissidir. Eyni zamanda şehitlerimiz olduğu için tabii ki kederliyiz ama azatlık kurbansız olmur. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bayrağımız da her daim dalgalansın. Türk'ün bayrağı her daim dalgalansın. Bütün tarihi Azerbaycan torpaqlarında ve bütün Türk dünyasında Türk bayrağlarının dalgalanması dileğiyle. Selam olsun ey Türk dünyası. Selam olsun Azerbaycan. Selam olsun Türkiye'miz. Selam olsun Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan. Selam olsun Türkistan. Selam olsun Altaylardan, Sibirya'dan, Tuva'ya, Kakaslardan, Tataristan'a, Başkırgızistan'dan, Çuvaşya'ya, tüm değerli Türk yurtlarına. Selam olsun Balkanlara, selam olsun Kırım'a.